Resul'le, sen buraya yemeğe geldin yoksa belaya? İbrahim Alagöz. Ha. Allah razı olsun. Abimiz, atamız, reisimiz. Takdir-i ilahi savcı, kaza. Kaza değil, cinayet. Cinayet. Buyur savcı, biber ye. Korkma ya, acı da gel. Çekinme. Hele abinize ayran verin. Biriniz de videoya çekin, sonra story'e atarız. Hacı Alagöz. Söyle. İbrahim Alagöz cinayetinin baş şüphelisi olarak benimle geliyorsun. Ayağa kalk. Bakalım ne yazıyor. Hacı Alagöz. Yani ben. Oradan öne gitmen şüpheli aklım ben. Denli sayıda yakalamayın. Yüz önlemesiyle yok öyle olmuş, yok böyle olmuş, yok şöyle olmuş. Savcı. Senin o ağzın ne söylüyor? Çık git evimden. Gelmezsen polis gelecek. Karışır burası. Akıllı ol. Savcı. Savcı, savcı. Sen benim abimin mevlidinde geldin, beni abimi öldürmekle suçladın. Sen bittin. Savcı, sen bittin. Alın lan bunu. Hey, hey, sakin, sakin, sakin. Çık dışarı. Gerçekten duymak isteyeceğiniz bir şey var elimde. İlginizi çekecek, söz veriyorum. Baba! Evet, gerçekten çok ilginizi çekti. Senin ölme vaktin geldi İbu. Sen paylaşmayı öğrenemedin. Hep bana Rabbena olmaz. Lan sen kimsin benimle böyle konuşuyorsan? Şerefsiz! Asıl şerefsiz sensin. Ulan aşiretin bütün mallarına çöktün. Ama sen dur. Lan senin dili keserim. Kimsin lan sen? Sen öldün İbu. Bak bu lafımı unutma. Sen öldün. Neredesin lan? Yerini söyle lan! Ne yapıyor lan bu? Bu sözü sen söyledin. Tamam, tamam, tamam. Oğlum bir tane ayıya inanıyorsunuz, bana inanmıyorsunuz. Hayır şerefsiz. Hele bir durun, hele bir durun. Onu bize vereceksin savcı. Cezasını kesmek bize düşer. Cezasını adalet verecek. İkiniz de buradan sağ çıkamazsınız. Sen abinin katiliysen.
Aferin sana savcı. İkimizi de burada delik deşik edecekler. Savcı! Silahlar yerine. Hey sakin. Koyun onu belinize. Bu mesele bizim meselemizdir savcı. Tamam. Cezasıyı vermek de bize düşer savcı. Tamam anlıyorum. Lan kaç lan. Sakin olun tamam. Kaç lan. Lan kaç! Çıksın lan yürü! Allah kabul etsin. Yürü! Atla. Yok sen savcısın buyursan atla. Allah Allah! Sen suçlusun atla! Aman benim! Yürü! Kafasına sıkacaktım. Savcım çabuk, savcım. Şimdi. Koş. Geç. Bin. Bineyim de tutukla. Binme de öl. Ben yapmadım savcı. Ama dünya küçük. Seninle görüşeceğiz. Bu yüzüğü unutma savcı. Savcı seninle görüşeceğiz. Bak. 5 ay oldu. Yaşamana izin verdim. Tek bir şey için. Nazlı'yı nereye gömdün? Cevap ver Nazlı'yı nereye gömdün? Geber lan. Savcı. Ben size demiştim görüşeceğiz diye. Ama sen ne dedin? Dur. Adalet. Değil. Ya size adalet. De buyurun. Ne oldu yoruldunuz? Haydi! Buyurun Savaş Bey. Dün yoğundum biraz, arayamadım. Nasıl savcı? İyi, ben de şimdi ona bakmaya iniyordum avluya. Bir durum mu var? Yok, öyle önemli bir durum yok. Yani bir kavgaya karışmış da. Kavga bile sayılmaz, itiş kakış. Müdür. Savaş Bey,
Sesim geliyor mu? Burada bazen çekmiyor da. Savcı iyi mi? İyi, iyi. Maşallah var. Dedim ya, küçük bir itişme kakışma. Biz seninle ne konuştuk? Savcının kılına zarar gelmeyecek demedin mi? Evet efendim. Bak o şerefsiz. Benim canımın yarısını. Kardeşim intihara sürükledi. Ve ben hala onun yaşamasını istiyorum. Çünkü ölüm onun için kurtuluş olur. Çok haklısınız efendim. Lan! Ne var bu lan? Çık! 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 Alo. Alo sen. Ne oluyor lan burada? Ya ben size hep diyorum kavga etmeyin, kavga kötü bir şeydir. Öyle değil midir bey? Savcıya saldıranların tek tek ismini yazın bana. Emredersiniz müdürüm. Siz ne diyor? Savcı. İyi misin? Al, devreye götür. Vay benim canım çıkaydı. Adamı hış etmişsiniz. Eliniz kırıla inşallah. Hacı Alagöz. Söyle. Sen de bir alalım. Götürün benim odaya. Ben ne yaptım? Alın Hacı Alagöz'ü, alın Hacı Alagöz'ü. Alın. Bekir, ne yapıyorsun lan sen? Dua et savcı ölmedi. Gebersin şerefsiz. Bekir, sen benim emirlerime karşı mı geliyorsun? Bak gönderirim seni buradan. Al bunları içeri. Geç. Acele et, haydi. Aç, revire giriyoruz. Orfanın etrafı dumanlı dağlar aman aman. Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar. Karından kızından yardan ayrı koyarlar. Hacı, Hacı ailem nerede? Hacı, Hacı ailem nerede? Bırak lan! Hacı, Hacı ailem nerede? Hacı, Hacı ailem nerede? Gezmen Ceylan. Hacı, biliyorsan söyle yalvarırım. Yalvarırım söyle ailem nerede? Hacı! Bir daha seni savcının yanında görmeyeceğim, anlaşıldı mı? Şimdi tilkiye demişler ki, ha bu tavukları yayar mısın? Tilki de demiş ki, yo ben sizin hangi emrinizden geri kaldım? Sen dua et, ben elimi onun gırtlağına sokmadım. Beni haksız yere buraya tıktırdı, aşiretime düşman etti. Gel. Oo Savaş Bey, buyurun buyurun. Bak hacı, bir daha savcıya dokunursan sana gün yüzü göstermem. Alın götürün bunu. Bu mahkumlar neden sürekli volta atar biliyor musun savcı? Bu cehennemde volta atmadıkları her an akıllarında sadece üç şey vardır. Buraya neden düştükleri, çıkınca ne yapacakları, kimden intikam alacaklar.
Buraya düştüğün andan itibaren aklında hep iki gün vardır. Buraya geldikleri ilk gün, bir de buradan çıktıkları gün. Benim birini aramam lazım. İdareyle konuşman lazım, telefon için. Müdür bey söyledi sana. Güvenemem, takip edilmeyecek bir telefon olmadı. Yeni bir şey mi hatırladın? Aradığım gerçek bir telefon kadar yakın belki de şu an. Bey baba. Yeşil ördek gibi daldın göllere, sen düşürdün beni, sen düşürdün beni. Şşş. Savcı, hayırdır? Eğer günahlarından arınmaya geldiysen, hiç boşuna nefesini tüketme. Çünkü bu dünyada muhabbet, ahirette cehennem. Senin benden kurtuluşun yok. Bana telefon lazım. Eyvallah, herkese lazım. Teknoloji çağındayız. Sen hele al, bunun tadına bir bak. Ne istiyorsan yaparım hacı. Diyorsun. Yani öl desem öleceksin. Gençler, çiş köfteleri sıkıp dağıtın. Gardiyanlara da bir tabak verin. Savcı, savcı. Sen beni, masum beni getirdin ha buraya tıktın. Sen benim hayatımı mahvettin. İçeride de ben senin hayatını bitireceğim. Aptal mısın? Beni öldürürsen eline ne geçecek? 24 sene yatacaksın. Kim tıktı seni içeri? Ben. Ben çıkarabilirim. Nasıl olacakmış o iş? Hele bir anlat bakayım. Önce telefon. Savcı, burası mahkeme değil. Burada adaleti ben dağıtırım. Tamam, savunmanı ben yazacağım. Ben. Bana güven. Haline bak. Aynı yerdeyiz, aynı durumdayız. Bana güven. Çıkaracağım seni buradan. Anladın mı? Bak, eğer döndüremezsen, sana andım olsun seni ellerimle gebertirim. En azından burada yatmam için bir sebep olur. Tamam, telefonu ver. Al bunu. Bir dakikan var. Çabuk gel. Cumhuriyet Savcısı Fırat Bulut. Kimsin? Cevap ver, kimsin? Nazlı. Nazlı kızım. Savaş Bey, bu projeye gerçekten çok iyi hazırlanmışsınız. Buraya gelirken acaba mı diye düşünmüştüm ama tüm soru işaretlerime cevap verdiniz. Yalnız bir şeyi merak ediyorum. Bu proje hayata geçince 5+5 yıldaki kar hedefiniz nedir? 478 milyon dolar hedefliyoruz. Ama ilk 5 yılda maliyet giderlerini düşürüp son 5 yılda bu karı 20.7 milyon arttırabiliriz. Barış. Barış. Beni duyabiliyor musun? Oğlum. Cevap versene beyefendi.
bir ayrıntıyı düşünüyordum da affedersiniz. Yanlış bilgi vermek istemedim. Kar hedefimiz 478 milyon dolar. Ancak ilk 5 yıl maliyet giderlerini kısabilirsek... ...son 5 yılda karımızı yaklaşık 20.7 milyon civarında çoğaltabiliyoruz. Ne diyorsunuz? Müthiş. Oğlum dersini iyi çalışır. O zaman hayırlı olsun. Hayırlı olsun efendim. Hayırdır savcı? Kötü bir haber mi aldın? Gerçi sana alacak kötü haberin de kalmadı. Üstüme gelme. Ya şaka yaptım şaka. Sen de şakadan anlamışsan. Mizahi olmayan insan insan mıdır? Savcı. Artık düşmanım değil, ortağımsın. Yani seninle... ...daha sık görüşeceğiz. Beni ihmal etme, üzlerim.